Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki farklı adette iki farklı çeşit üretmiş olduğum anaarı yetiştirme, anaarı çiftleştirme, anaarı özellikle kışlatma kovanlarımı tanıtıyorum. Bunlardan bir tanesi şöyle sol sağdaki kalan 4 çerçevelik bölmesiye birlikte 4 çerçevelik bölme tahtasını çıkardığımızda 5 çerçevelik oluyor. Soldaki uzun olansa 6-6-12 çerçevelik bölme tahtası ile birlikte bölme tahtasını çıkarttığımızda 13 çerçevelik bir çiftleştirme kutusu. Şimdi şöyle özelliklerine bakarsak sırasıyla şu küçüğünden başlayarak şöyle bir adet burada anaarı ve arı uçuş rampası olacak. Aynı şekilde bir tane burada ortada anaarı uçuş tahtası var. Bu şekilde anaarıların çiftleşmesini sağlayacak uçuşlarımız konumlandırıldı. Şimdi şöyle içine geçersek kapağını açarak şöyle gösterelim. Kapağı bu şekilde ahşaptan yaptık. Zımba ile birlikte tutturduk buralarını. Buralarını da zımba çivisiyle tutturduk. Kenara koyalım. Şimdi de iki adet ana çiftleştiriyoruz. Anaarı üretim döneminde özellikle baharda ve yaz aylarında. Bu iki ananın arıları birbirine karışmasın diye şöyle 0,8'lik MDF'lerle ayırdık. Bundan daha pratik açılması için şuralara tutacak yapabiliriz. Şöyle açalım, koyalım kenara. Bunlar dediğimiz gibi 0,8'lik MDF'ler. Bakın iç kısmında dediğimiz gibi iki bu tarafta, iki de bu tarafta olmak üzere 4 adet yarım çerçevelerden oluşuyor. Ortada bölme tahtamız mevcut. Bu bölme tahtasını çıkartarak 5. çerçeveyi buraya koyduğumuzda bir yanayı burada kışlatabiliriz. Bahara çıktığında da mevcut ana üretecek çerçevemiz ve arılarımız orada elimizde. Böyle güzel bir imkanı bize sunuyor. Aynı zamanda bir adet de anamız olmuş olur elimizde. Şimdi şöyle çerçevemizin özellikleri bunlar. Normal çerçevenin yarısı ölçülerinde çerçeveler. Çerçevelerimizi de yine zımba çivisiyle oluşturduk. Şöyle. Şuradan da kanal açtık. Bunları güzel tutturabilmek için. Diğer çerçevemiz burada besleme sorunu yaşamamak için şöyle bir küçük bir besleme yuvası yaptık buraya. Ve bunu da çivilerle, zımba çivisiyle tutturduk. Şöyle küçük bir 100 gram belki 100 miligram alır şerbet. Bu taraftaki de aynı şekilde bir tanesi böyle. Bu şekilde diğer normal yarım çerçeve. Şu içine baktığımızda dediğimiz gibi işte böyle şunu kışın özellikle çıkartarak tek bir ana ile kullandığımızda bu şekilde rahat bir şekilde 5 çerçeve ile bir araya kışa sokabiliriz, kışlatabiliriz. Şöyle bir çerçeve geldiğini düşündüğümüzde bu sefer uçuş deliği yok, şu ortayı kullanırız. Ortadan uçuş tahtası. Burayı iptal ederiz. Normal şartlarda bura ve burayı kanı yetiştirirken. Şimdi bunu şöyle koyalım yerine. Şöyle dediğimiz gibi bunlar arıların birbirine karışmaması için tahtalarımız. Şöyle kapatalım. Bunlar da uçuş rampalarına şöyle çakacağız. Şu şekilde.
Gel gelelim. Bu ruhşet özelliklerinde, ruhşet ebatlarındaki çiftleştirme kutumuza gelelim. Şöyle bunun da kapağını bir açalım. Gösterelim size. Şöyle kapağının ebatları böyle. Çok fazla bir derinliği yok. Yine aynı şekilde bunu da bunda da iki tane yetiştirebilme özelliğine sahip şekilde tasarladık. Şöyle bakın. Bir adet burada. Diğeri de burada. Üç deliği var. Üç deliğini buradan itibaren bölüyor. O iki uçuş deliği iptal edilerek şuradan tek uçuş deliğinden çalıştırılmak suretiyle de ruşet kovan gibi kullanabiliyoruz kovanımızı. Şimdi aynı şekilde burada da kullandığımız 0.8'lik bölme MDF tahtalarımızı kaldıralım. Bakın 2, 4, 6 adet yarım çerçeveden oluşuyor yine kovanımız. Yine burada besleme adına bir çerçeveyi şöyle hafiften şerbet koyacak şekilde tasarladık. İçin bakın böyle birazcık şırınga gibi bir aletle besleme yapabiliriz. Şöyle komplesini çıkartalım, içine görelim. Bu çerçeveler de yine yarım çerçevelerden, yarım çerçeve özelliklerinde, ebatlarında oluşturulmuş çerçeveler. Şöyle bakın. Yarım kısmı burası. Burada bölme tahtamız mevcut. Bakın bunu da kaldırdığımızda aynı şekilde 2, 4, 6 adet yarım çerçevede burada mevcut. Bunların da aynı şekilde bir tanesi şöyle besleme yapabileceğimiz şekilde tasarlanmış. Diğerleri normal yarım çerçevelerden oluşuyor. Bunların ölçüleri 23,5'a 23,5 yanlış hatırlamıyorsam. Bakın şöyle bölme tahtasını da ister çıkartıp çıkartırız. Bu şekilde 13 adet çerçeve ile roşet olarak kullanabiliriz. Üzerine kat atabiliriz. Normal kovan gibi kullanırız. İstersek de baharda bir ana burada, bir ana burada çiftleştirip yetiştirebiliriz. Aynı şekilde kışlatma açısından da bir ana burada, bir ana burada iki ana birden kışlatabiliriz. Bahara çıktığında elimizde iki adet anamız olur. Aynı şekilde bahara çıktığında elimizde hem burada yeni analar için kullanabileceğimiz hem de burada yeni analar için kullanabileceğimiz çok güzel yavrulu ballı çerçevelerimiz olur. Kutu doldurmayla uğraşmayız. Aralarla kutu doldurup zaman harcamayız. Bu şekilde sağlıklı bir kışlatma sağlamış oluruz. Hem elimizde sürekli bir anamız olur. Herhangi bir normal kolonilerimizdeki ana kaybına karşı kullanabileceğimiz bir anamız olur. Hem de dediğimiz gibi ana üretebileceğimiz ara olur sürekli elimizde. Güzel verim sağlayacak bir ana arı kovanı olduğunu düşünüyorum. Tamamen ahşaptan yaptık bunu. Çam ahşabından yaptık. Ağır da değil. Tabi biraz eksikleri var yine. Uçuş rampalarını yerlerini yerleştirmedik. Kapakların üzerine yine şöyle yağmura karşı yalıtımlarını yapmadık. Bu eksiklerini tamamladıktan sonra yine taban kısmına havalandırma delikleri de açmamız gerekiyor da. Onları da yaptıktan sonra çerçevelerimizi de şöyle yerleştirelim. Tekrar yerleştirdikten sonra tellerini takıp mumlarını yapıştırdıktan sonra artık bir kere aralandırdık mı bunları işimize çok yarayacağını düşünüyorum. Şöyle dediğim gibi istersek de aradaki bölme tahtasını kaldırarak 13,
yarım çerçeveli bir roşet gibi kullanıp üzerine kat atarak şöyle bala çalıştırabiliriz. Normal arı gibi kullanabiliriz. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bilgiler vermişizdir. Herkese çalışmalarında kolaylıklar.